Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Doğan bugün halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayserili Tomaz ilçesi Kesir Mahallesi muhtarı Yahya Küçük ile kamuoyuna duyuracağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? İki dönemdir muhtarım efendim. İki dönem seçildiniz. 5 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız? Halk sizi ikinci dönemde mahalle muhtarı seçti efendim. Efendim şimdiye kadar köyün içindeki parkeleri haricinde yaylada olan içme suyu sorunlarını, yollarını, göletlerini, hayvan sulama göleti, haricinde köyümüzde olan çeşmenin yanında olan sulama suyu göletini, muhtarlığını, muhtar binası yaptırdınız. Muhtar binasını yaptırdım. Yaptırmış olduğumuz hizmetler bunlar. Yaptığım o cami tuvaletlerini. Bakımını yaptırdınız. Çünkü buraların mutlaka bakımı yapılmalı arkadaşlar. Yani dışarıdan bir misafir geldiğinde mutlaka ne yapıyor? Camide ihtiyacını gidip giderebiliyor değil mi? İçinde banyosu olmak şartıyla. Çok iyi. Dışarıdan gelenlerin ihtiyacını karşılaması için. Cenaze aracını morg aldınız. Haricinde yani sayamadığım acil çok şeyler yapmış. Acil ihtiyaçları yapmış sayın izleyiciler. Evet. Muhtar arkadaşımız gördüğümüz kadarıyla altyapısı yok. Doğru mu efendim? Altyapısı yok. Müracaat ettiniz mi muhtarım? Evet, müracaat ettim. Bana gelen yazıda işte harf sırasına göre yapacaklarını söylediler. Biz de bekliyoruz. Evet. Bizim de öğrendiğimize göre nüfusa göre yapılıyor bu sayın izleyiciler. Harf sırasına değil. Mesela harf sırasına göre Bektaşlı köyüde önce de ama oranın nüfusu az olduğu için oraya da es geçmişler yani. Bizim öğrendiğimiz yani bu konuda nüfusa göre sayın izleyiciler. Ancak buranın da nüfusu muhtarımız da diyor 80 haneli 290 nüfusu var. Doğrudur. 182 seçmeni var. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Yani burası orta ölçekli bir köy. Buranın da artı toplu bir köy gördüm. Ben daha büyük gibi gözüktü yani. Aşağıda da bir sokağınız var orada. Neydi? Taşoluk. Mezra değil. O sokak oldu artık. Gümüşehir yasasıyla sayın izleyiciler. Biz mutlaka toplu olan yerleşim yerlerinde altyapı kanalizasyonu yapılmasını istiyoruz. Burada da 290-300'e yakın nüfus var. Değil mi efendim? Doğrudur efendim. Evet. Muhtarlık köy konağı yaptırdınız değil mi efendim? Muhtarlık odası var, taziye evi var. Değil mi efendim? Taziye evimiz yok. Yok mu taziye evi? Müracaat ettim taziye evi için. Taziye evi için müracaat ettim ama bir hayırsever vatandaşımız bu köyümüze bir yeri yapacağını taahhüt etti. Etti mi? İsmi ne efendim? Buradan zikredelim. Hasan Küçük. Akrabanız mı efendim? Evet, akrabam. Yurt dışında mı? Yurt dışında. Evet. Hasan Küçük abimize de inşallah bu hizmeti yaptırırsa araştırmacı gazeteci olarak biz de söz veriyoruz. Gelip bu hizmeti yerinde çekerek tüm dünyaya duyuracağız. Kendisi de yurt dışında bu hizmetini orada eşine, dostuna, akrabalarına izletebilir. Bu röportajı da orada izleme şansına sahip sayın izleyiciler. Ne yapıyoruz biz? Dünyanın arama motorunu atıyoruz. İsterse Ekvator'da olsun bir vatandaşımız izleme şansına sahip. Evet muhtarım, sokaklarımızın parke taşının ne kadar yapıldı? Yüzde kaç tamamlandı? %90'ı tamamlandı. Evet, az kalmış sayın izleyiciler. Altyapı tamamlandıktan sonra o da tamamlandı diye düşünüyoruz. Evet. Dere ıslahımız var mı? Arazi yollarımız ne durumda efendim? Arazi yollarımız normalde her sene bir freyder vurduruyoruz. Evet. Normaldir. Normal değil mi? Normal. Büyükşehir olduktan sonra tüm şehir yasasıyla bu mahallenin ilk muhtarı seçildiniz. Artı köyünde son köy muhtarısınız. İki yönden de tarihe geçiyorsunuz. Yani bu görmüş olduğunuz çocuk mu torun bunlar? Torun. Torunlarınız yaşadığı müddetçe izleyecek. Bu köyümüz ne zaman mahalle oldu? İlk mahalle muhtarı kimdi? Son köy muhtarı kimmiş? Hangi hizmetler yapmış? Evet. Bunu izleme şansına sahip yaşadıkları müddetçe. Torunlarınızın torunları da. Veyahut da bu köy halkı işte merak ederse 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bunları izleme şansına sahip. Muhtarım, gençlerimizin oynayacağı çocuk parkı var mı? Basketbol, voleybol, futbol sahası var mı? Şimdiye kadar birkaç sefer müracaat ettim ama şimdiye kadar gerçekleştiremedim. Bu konuda da üzgünüm. Evet. Sayın izleyiciler, çok unutmadığımız muhtarlarımız var. Hatay, Antakya merkeze bağlı bir köyde 68 yaşında arkadaşımız muhtar seçilmiş. Dedi ki Süleyman Bey, ilk
istediğim dilekçe çocuk parkı dedi. Çünkü şehire gidiyorum dedi, çocuklar cıvıl cıvıl parkta oynuyorlar neşe içerisinde. Onları seyrederek mutlu oluyorum dedi. İlk hizmet dedi, bunu istedim dedi, çok şükür de kurdurdum dedi. Şimdi köyde dedi, çocuklar çocuk parkında oynuyor, ben de onları seyrediyorum, mutlu oluyorum dedi. Yani biz mutlaka çocukların çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Evet. Daha önce diyorduk işte şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası şimdi hem Kayseri hem Tomorza ilçesine bağlı bir mahalle oldu. Burası da şehir oldu sayın izleyiciler. Mutlaka biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir çocuk parkı projesi başlatmasını istiyoruz. İstiyoruz. Merkezlerde bu parklar, bahçeler güzel yapılıyor ancak işte bu yeni oldu. Tüm şehir 1,5 sene oldu sayın izleyiciler. İnşallah önümüzdeki periyotta bu hizmetler de yapılır diye düşünüyoruz. Evet. Değil mi efendim? Doğrudur. Evet. Yaylada bir sıkıntımız var mı efendim? Kaç kilometre yaylamız buraya? Yaylamız 5 kilometredir. Evet. Sıkıntı olan açtırdığım yolu asfalt. Asfalt değil, toprak yolu olarak. Stabilizesini istiyoruz. Tabii onun biraz tadilatı var, suyu falan almış. Tabii bunları da biz Kayseri'ye, Büyükşehir'e bildirdik inşallah. Menfez atılacak yer var o zaman. Doğru evet, mi? Doğrudur evet. Efendim. Kaç şahane var efendim yaylada? Yaylamızda göçerler gelir. Göçerler kalır koyunlarıyla. Değil mi? Haricinde köyden göçen olmaz. Olmaz. Sadece göçerler mi var orada? Sadece göçerler var. Evet. Kaç göçer geliyor? İki falan gelir ama bunların koyunları tabii ki biraz fazla. 2500 koyun falan. İki ailenin. Evet. Burada 4 ay kalırlar. 4 aydan sonra giderler. Evet. Oradan bir gelir elde ediyoruz mu efendim? Hayır köyümüze karşı bir gelir yok. Özel Kayseri Tarım Valilik satar. Evet. İl tarım satar. İlçe tarımı ya. Devletimize kalır parası. Katkısı kalıyor. İşte biz bunları da sayın izleyiciler mutlaka mahalleye dönüşen köylerde kalmasını istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Doğrudur. Sayın izleyiciler, daha önceden bu şeyler muhtar arkadaşlarımız köyde kişiliği varken veriyordu. Doğru mu efendim? Doğrudur. Sonradan işte valiliklere geçti. Bu konunun da gündeminde tutulmasını istiyoruz. Mutlaka buralar kırsal. Her ne kadar da mahalle olsa değil mi efendim? Evet. Kırsal. Buraların geliştirilmesi için burada alınan gelirler de mutlaka bu kırsaldaki vatandaşlarımıza harcanmalı diyoruz. Evet. Bir de amcamıza bir söz hakkı verelim. İsim neydi efendim? Tahsin Küçük. Ahraba mıyız muhtarımla? Evet amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. Evet siz ne istiyorsunuz Tahsin Bey? Ben bu köyün içinden bu mal pisliklerinin kalkmasını istiyoruz. Evet. Sağlık Bakanlığı ne bakıyor, ne doktoru geliyor, ne şey diyor. Evet. Sinekten durulmuyor. Evet. Her tarafta. Bir de çöp uhaları gelmedi daha hiç. Gelmedi. Rastgele binaların dibine çöp atıyorlar. Evet. Bir bu. İkincisi demin de muhtarımız da konuştu ya. Şimdi bu muhtarın hiçbir geliri yok. Evet. Efendime söyleyeyim köyümüze ait. Suy patladı mıydı? Evet. Köyden adam bulamıyor. Buna da bir efendime söyleyeyim devletimiz kaymakamlık mı verecek ne verecekse amelle parasını falan. İşte o şey adam bulunmuyor. Doğru. Onlar artık Kaski'ye geçti. Bir arzu olduğu zaman muhtar arkadaşımız müracaat edecek. İşte burada Kaski şube de açmış gördüm. Tomaza'da. Değil mi? Evet. Evet. Develi yol üzerinde sol tarafta şubesi var. Muhtarımız alıyor dediğinde gelip o arza yapılacak. Çünkü su paralarını artık Kaski topluyor. Önceden muhtarlarımız topluyordu. Toplamayan muhtarlarımız da vardı. Halka vaatlerde bulunup. Güzel konuya değindiniz. Bu konuyu yine işte söylediğim gibi Manisa'nın bir Kula ilçesinde gündeme getirdik. Dedi ki bu mahallenin genel geçim kaynağı hayvancılık arkadaşım. Yani bu hayvancılık da yapmazsak burada hiç kimse durmaz dedi. Evet. Değil mi? Doğru. Onun için mutlaka biz tamam hayvan şey olur ama hayvan zibilini, gübresinin şehir yani yerleşim yerine en az 500-600 metre dışarısına dökülmesini istiyoruz. Değil mi? Evet. Bunun kalkması bir de imkan varsa devletimiz biraz köyden dışarıya akırlar yaptırılması usul usul da halka vererek usul usul ödemesi gerekir. Evet. Yani onu mürediğine proje yapan şeylerimiz vardı. İzmir Tire'de süt kooperatifi başkanlığı. Sinekten çıkılmıyor. Doğru. Katılıyorum. Aslında ben o konulara
mutlak işlememiz lazım da ancak işte genelde bu kırsaldaki mahalleye dönüşen köylerimiz genel geçim kaynağı hayvancılık. 6+ tarım. Tarımda da susuz tarım, doğru mu efendim? Doğru. İnsanlar aktı, emeğinin karşılığını zor alıyor. Evet. Buğday ne kadar gidiyor efendim? 720 liraymış galiba. 650 bin lira. 650 liraya düşüyor mu? Evet. Evet, tüccar öyle. Toprak mahsulleri olsun 720 liradan en düşük alıyormuş, onu öğrendik. Arpa fiyatı 500 lira. İşte muhtar arkadaşımız dedi ki bir torba yem alıyoruz 50 lira, 1 lira kilo olsun yemin. Bizim neden arpamız ucuz gidiyor değil mi? Evet. En iyi yemlerin içerisinde de arpa gelir. Ya. Değil mi efendim? Evet, doğru. Evet. Bu konuda yetkililerin dikkatine sunmak istiyoruz. Yani gerçi gündemde olan şu anda et fiyatları yüksek diyor vatandaşlarımız. Ancak girdiler de yüksek sayın izleyiciler. Eğer ot nakiyesi yoksa, besi yapıyorsa arkadaşlarımız zor durumdalar. Değil mi efendim? Doğrudur efendim. 50 lira bir torba yem, 50 kilo yani bunu 3-4 günde bitirir bir hayvan. Değil mi efendim? Bitirir. Evet. Başka ekleyeceğimiz konu var mı tabii? Başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Konu yok. Konu yok. Evet sayın izleyiciler, bugün de halkın soruları yerlilerine gelen yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri'li Tomarcı ilçesi Kesir Mahallesi muhtarı Yahya Küçük ile kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Ses Gazetesi'nin röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamı diliyoruz.